Ketoz kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. Olsaydın böyle bir şey yaşamazdın. Ama ben çok küçüğüm ve büyüdüğümde bile asla bu ağaç kadar uzun olamayacağım. Eğer dev meyvesinden yeseydin sen de dev gibi olurdun. Dev meyvesi mi? O gizemli bir meyvedir. Tutup Pretty Coin'da gizli bir yerde bulunan ilginç bir ağaçta yetişir. Peki ben bu ağacın neden hiç duymadım? Biz bunu internette okuduk. Angie, dev meyvesini yiyip dev gibi olursan meyveleri daha kolay toplarsın. Hmm. Ama onu nasıl bulacağız? Bunun için Dottie'yi aramalıyız. Göreceksiniz. Spot dünyanın en iyi koku alan köpeği. Çok gelişmiş bir koku duyusu var ve her şeyi bulur. Bakın, galiba bir koku aldı. Hmm. Vay! Bak küçük bir ağaç. İlginç ağaç mı? Hı? Bana bakmayın. Hadi Angie, ye dev meyvesini. Deprem! Kocaman oldu. Vay! Evet, bu sene biz... Kocaman olmuş. Angie, bir dev olmuş. Uzaklaşın. Koşun. Selam arkadaşlar. Dikkat et, üzerime basacaktın. Merhaba Pom. Dikkat et, beni ezeceksin. Mamma mia, Angie, sen dev bir bebeğe dönüştün. Dev bebek mi? Bunu sevdim. Ha 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 ha. Gördün mü? Artık meyveleri rahatça toplayabiliyorsun. Dev olmak harika. Ha 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 ha. Galiba Angie dev meyvesinden yemiş. Çok dikkatli olması gerek. Dev olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır. Angie, tekneleri bırak. Onları parçalayacaksın. Çünkü oyuncaklarınız benim için çok küçük. Bu da neydi? Karnım çok açım. Yemek hazır. Hadi hep birlikte yemek yiyelim. Çok acıktım. Ben de. Baksanıza her şeyi yedi. Ben kocamanım. Daha çok yemeliyim. Arkadaşlar bir şey yapmalıyız. Bir daha pişirdiğini düşünsenize. O zaman aya gideriz herhalde. Ama onu nasıl yeniden küçülteceğiz? Bu kolay. Küçülten meyve yemesi gerek. Hepsi bu. Küçülten meyve mi? O da dev meyvesi gibi. Ama onun tam tersi. Peki onu nasıl bulacağız? Spot, ara. Vay. Küçülten meyvenin ağacı da adının aksine kocamanmış. Ben gidiyorum. Hadi Angie, ye bunu. Ama büyük olmayı seviyorum. Evet ama bir devle birlikte yaşamak çok zor. Eski haline dönme vaktin geldi. Hayır dede, küçük olmak istemiyorum. Dikkat edin, dev bebek geliyor. Ben büyük olmak istiyorum. Magic Tears, Jenny! İmdat! Baba! Hayır Enci. Şuna bakın, bu Jenny's kocaman. Olamaz, bu benim suçum. Bir şey yapmalıyım. Dikkat et Daisy. Koca bebek, koca bebek, uslu dursun. Koca bebek, koca bebek, otur rahatla. Bak ne yaptın? Vay! Bunu ben mi yaptım? Dev olman senin için eğlenceli. Ama bizim için tehlikeli. Haklısın. Özür dilerim. Ama küçülmeden önce bir şey yapmak istiyorum.
Tebrikler Enci. Tebrikler Enci. Yaşasın. Harikasın. İşte bizim sevdiğimiz Enci bu. Harikasın. Rudy. Aloha. Aa, bir çürten meyveden kaldı mı? Parfümde tüm meyveler olmalı. Bir bakalım. Çilek tamam. Muz zaten var. Evet. Portakal. Daha çok portakal gerek. Güven bana. Tutti Frutti Coin'daki en iyi parfüm üreticisi benim. Aa, hayır Nancy. Dikkatli ol. Nerede kalmıştım? Bir bakalım. Harika olmuş. Tüm meyvelerin kokusuna sahip. Bunun adı Tutti Frutti parfüm olsun. Hayır hayır, bu sadece bebekler için. Harika kokuyor, ne bu? Ben de istiyorum. Bu Tutti Frutti parfümü. Kendi yaptığım bir parfüm. Bu güzel koku da ne? Bu benim Tutti Frutti parfümü. Denemek istiyorum, biraz alabilir miyim? Önce ben istedim, bana ver. Hayır, bana. Ama başka parfüm kalmadı ki. Ne? Ha? Hayır, çok güzel kokuyor. Ben de güzel kokmak istiyorum. Gitme, koku kaybolacak. Lütfen. Sana parfüm vermediğim için özür dilerim. Bir dahakine sırf senin için yapacağım. Tabii ya Nancy. Biberon Vadisi'ne gideceğiz. Gel. Hadi geliyorlar. Koku bu tarafa gidiyor. Hadi alalım şu parfümü Tutti Frutti'ler. Yardım edin lütfen. Affedersin. Ne oldu? Tutti Frutti'ler beni kovalıyor ve bir kokudan kurtulamıyorum. Harika bir parfüm yaptım ve şimdi onlar da istiyor. Neyse ki buraya gelmeyi düşünebildim. Koku burada daha da güçleniyor. Çabuk yoksa kaçacak. Geliyorlar. Sakla beni lütfen. Bir fikrim var. Endişelenme. Hadi içine gir. Sağ ol Foxy. Ses çıkarma. Geliyorlar. Bu küvetin burada ne işi var? Evcil hayvanlarımızı yıkayacağız. Burada Tutti Frutti parfümüne benzer bir koku var. Belki de budur. Hayır hayır dur. Yoksa sizi kaybederiz. Grace'i arıyoruz. Bir parfümü Grace var. Grace mi? Grace de kim? Ben Grace diye birini tanımıyorum. Kanatlı Mahalle'ye baktınız mı? Tabii ya. Kanatlı Mahalle. Teşekkürler. Sizinle gelip onlara biraz pasta alacağım. Olamaz. Kanatlı Mahalle'ye gider gitmez orada olmadığımı görecekler. Ve sonra beni tekrar kovalayacaklar. Endişelenme. Neden herkese yetecek kadar Tutti Frutti parfüm yapmıyorsun? Herkese mi? Bugünlerim mi? Hatta haftalarım olur. Biz yardım edersek. O zaman bir günde yapabiliriz. Harika. Tutti Frutti koyuna gidiyoruz. İlk olarak 3 damla kavun. Şimdi de muz. Sadece bir damla. Güzel olacak mı? Tadı tıpkı parfüm gibi. Zaten öyle olmalı. Çok güzel kokuyor. Biraz daha ekleyeceğim. Hayır hayır, böyle değil. Nasıldı? Geliyorlar. Parfüm nasıl gidiyor? Sence bana şeftali, üzüm ve kavun özü getirin. Olamaz. Başaramayacağız. Nancy, sen formülü hatırlıyor musun? Parfümü zaten sen mi yaptın? Hayır, onu ben. Tamam tamam. Parfümü sen yaptın. Bana yardım eder misin? Bu kadar organize bir şekilde ve böyle bir ekiple parfüm yapan birini ilk kez görüyorum. O Tutti Frutti Coin'daki en iyi parfüm üreticisidir. Hey, işte orada. Tutti Frutti parfümünü çok sevdik. Bize bir damla bile yok mu?
güzel kokuyor. Bu tutlu fritli parfüm bir harika. Sana inanmadığım için özür dilerim Nancy. Beni kurtardın. Teşekkürler. Hey, tutlu fritli parfümüm. Bir damla bile sürecek vaktim olmadı. Üzülmeyin. İstediğiniz her şeyi yapabilirim. Nancy bana öğrettiği sürece tabii. Bunlar bu sene yarışmada sunacağım çilekler. Yarışmaya kesinlikle sen kazanacaksın. Evet, bunlar çok güzel. Güzel mi? Bir de buna bakın. Vay, bu harika. Bir büyüklüğünde. Rengi güneşin rengiyle aynı. Bu yarışmayı üst üste 3 sene kazandım. Ve bu sene de kazanmayı planlıyorum. Görmek ister misiniz? Onunla fotoğraf çekmenize izin verebilirim. Çileklemin onun meyvesini geçmesi için bir şeyler bulmalıyım. Ne gibi? Mesela özel güçler gibi mi? Nerede bir sürü özel güç var biliyor musun? Fantezi Dağı'nda. Hadi gidelim. Tina, sana ihtiyacımız var. Merhaba. Çileklerimizin süper tombul olmasını istiyoruz. Sakın endişelenme ve üzülme. Aradığınız her şey var bende. Gizemli gübre işte burada. Çürük meyveler gibi kokuyor ama. Berbat kokuyor. Evet, ama sadece 2 tutam eklemelisiniz. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Çok korktum. Teşekkürler Tina. Gidelim. Hadi dök gizemli gübreyi. 1 tutam ve 2 tutam. Ama çok az ekledin. Ver onu bana. Ama Tina 2 tutam dedi. 2 tutamla fazla büyümez. Ama eğer aşırıya kaçarsak kötü bir şey olabilir. Sana söylenen her şeye inanma. Hey bak ne yaptın? Ne kadar çok o kadar iyi. Bunlar büyümüyor. Bence işe yaramadı. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam peki. İyi geceler benim küçük meyvem. Mamma Mia bu da ne böyle? Günaydın. Ne? Bu yılı yarışmayı sen kazanacaksın. Evet. Bekle. Biz onu nasıl taşıyacağız ki? Yarışma sahilde. Bu küçük meyveyi oraya götürmeliyiz. Ama bu küçük bir meyve değil. Bu kocaman bir meyve. Sanırım biraz kıpırdadı. Tina bize zaten söylemişti. İşte korkunç bir şey oldu. Onu kıpırdatmak imkansız. Özür dilerim. Her şeyi çok şey eklemeyi seviyorum. Fazla olmasa eksik olmasından iyidir. Fantezi'yi çağırmamız gerek. Sadece 2 tutam ekle dedim. Ama sen çok ekledin. Bu pamuk suçu. Daha güçlü üfleyin. Elimizden geleni yapıyoruz. Evet. İyi misiniz? Bu çilek bizi mahvetti. Bu devi hareket ettirmek için çok güçlü biri gerekiyor. Aklıma bir şey geldi. Bana yardım edin. Beni gülmekten ağlatacaksınız. Hadi arkadaşlar. Deliyiz. Çileği taşımamıza yardım edesini sağlamalıyız. Magic Team Deli. Hadi Deliyiz. İtin. Üstten değil, alttan. Eğer yön belirtmezsen onlara, koştururlar oradan oraya. Olamaz. Geç kaldık. Yarışmaya zamanında yetişemeyeceğiz. Ve en küçük meyve ödülünü kazanan bebek... Grace! Ve şimdi de sıra gecenin en çok beklenen ödülü olan en büyük meyve ödülüne geldi. Çok garip. Ella nerede? Yarışmaya katılmak için sabırsızlanıyordu. Bu çok normal. Benim kazanacağımı bildiği için gelmedi. Pia kazanacak. Baksana, bu Deliyiz rastgele hareket ediyor. Buldum. Onları müzikle yönlendirebiliriz. Evet. Hadi Deliyiz. Buraya gelin. Hadi gidelim. Herkes içsin. İşe yaradı. Evet. Ve en büyük meyve ürünü
sahibi? Benim. Benim. Hadi adımı söyle. He. Özür dilerim, geciktim. Şuraya bakın. Kazanan Ella'nın süper mega çileği. Tebrikler Ella. 10 üzerinden 10 aldın. Çileğin gerçekten harika. Hey, yardım edin. Hayır. Hayır. Çilek çığ düşüyor. Benim zavallı ezilmiş çileğim. Üzülme Ella. Bir şey söylemeliyim. Fantasy bana biraz yardım etti. Bu ödül senin. Ödül için endişelenme. Ve buna iyi tarafından bak. Bütün bunlarla yüzlerce lezzetli tarif yapabiliriz. Ben dondurma yapacağım. Ben pasta yapmak istiyorum. Ben de özeli yapacağım. Atom kasırgası. Ters manevra. Beni gezdirir misin lütfen? Tabii ki kendi. Senin güçlerin var. Bir süper kahraman olup herkese yardım etmelisin. İnsanlara yardım etmek için özel güçlere gerek yok. Sen de bir süper kahraman olabilirsin. Sıkı tutun kendi. Ben mi? Süper kahraman mı? Bütün kötüler dursun. Süper bebek biberon vadisini her kötülükten korur. Hadi sen de katıl bana. Seni kurtaracağım Mini. Bu süper bebeğin başına asla gelmezdi. Görevimiz tüm bebekleri korumak. Benim gizli yardımcım olacaksın. Senin adın? Süper Vini. Biz vadinin süper kahramanlarıyız. Yakalamamızı istediğin herhangi biri var mı? Pek sayılmaz. Emin misin? Bugün seni üzen kötü bir şey olmadı mı? Canavar istilası gibi. Pek sayılmaz. Bugün bir sinek bile görmedim. Sonra görüşürüz. Kitiyi yıkamam gerek. Endişelenme. Süper kahramanlar kolay pes etmez. İki süper kahramana ihtiyacın var mı? Hayır. Çok üzgünüm. Süper kahramanlar yardıma geldi. Hayır. Tanıdık bir kahramanla fotoğraf ister misin? Çok sıkıldım. İmdat! Lütfen yardım edin. Süper bebek yardıma geldi. Yardımcısıyla birlikte. Çok teşekkür ederim. Bu yapbozu çözebilir misin? İyi günler yurttaş. Ama böyle süper kahraman olmaz ki. Bunlar gerçek sorunlar değil Vini. Buldum. Sorunları biz çıkaracağız. Vini, sen gözcülük yap. Nasıl oldu da enzimi unuttum? Benim neyim var böyle? Altın emziğimi hiçbir yerde bulamıyorum. Paniğe gerek yok. Süper bebek zihinsel güçleriyle onu bulur. Hissediyorum. Buralarda bir yerde. Buldum. Teşekkürler süper bebek. Sen benim kahramanımsın. Sıkışmış. Endişelenme. Süper bebek özel gücüyle kapıyı açar. Bir, geliyorum. İki, üç. Teşekkürler süper bebek. Süper bebek Crystal'ı kapıyı açmasına yardım etti. Ve kendi emziğini bulamadığında kaykayım. Süper bebek yardıma geldi. Teşekkürler süper bebek. Bugünlerde neden bu kadar çok sorun çıkıyor? Burada dur. Süper bebek bu yaylarla zıplayıp seni kurtaracak ve sana bir kurabiye verecek. İşte yakalandın. Demek bütün sorunları sen çıkarıyormuşsun. Ben mi? Hayır. Ben sadece onu kurtaracaktım. Öyle değil mi neydi? Ben
bebek değilim ve şimdi de neydi benim yüzümden tehlikede? Selam. Yere sakanadı. Feli. Çok ucuz atlattın. Her yeri birbirine kattın. Sen bu kadar tehlikeli şeyleri nasıl yapabildin? Ben sadece bir süper kahraman olmak istemiştim. Bugün süper kahraman oldun zaten. Neydi kurtardın? Sen gerçek bir süper kahramansın. Magic Tears! Benim evcil hayvanım daha çevik. Bak şimdi. Oo, çok tatlı. Evde yapıyor ama. Selam kızlar. Evcil hayvanlarınız nasıl? Şöyle böyle. Sizi yukarıdan gördük. Aslında sizi gören Didi'ydi ve bize her şeyi anlattı. Selam Didi. Ve size yardım etmek için buraya geldik. Çünkü bizim evcil hayvanlarımız çok çevik. Bakın şimdi. Tamam. Hadi üç deyince harekete geçin. Bir, iki, Fantezi Kulesi. Hayır, böyle değil. Şimdi güçleneceğiz ve çevik olacağız. Bunun için gerçekten çok çalışmalı, disiplinli olmalı ve düzeni bozmamalıyız. Hey durun! Hey dikkat edin, böyle yapmayın. Bu bir antrenman parkuru. Durun artık da antrenman yapalım. Az önce söylediğim gibi istikrarlı olmalıyız. Önce yuvarlanan küçüklerle başlayalım. Hadi vuru, ilerle. Çok güzel. Çok güzel. Aa, çok kötü. Hadi Kitty, yapabilirsin. Onlara dünyanın en iyi evcil hayvanı olduğunu göster şampiyon. İkinci test, nişan tahtası. Hazır mısın Nani? Hadi. Aa, affedersin. Sıra bizde. Hazır ol. En iyi sensin. Üçüncü test, dev toplar. Hadi neydi? Yapabilirsin. Uf. Hadi Kitty. Dünyanın en harika evcil hayvanı olduğunu göster hepsine. Hadi Kitty. Aferin Kitty. Ve hızlı değirmeni de unutmayalım. Hadi yapabilirsin. Daha hızlı. Hayır, öyle değil. Hadi ama. Aa, tam bir hayal kırıklığı. Hadi Kitty. Hı. Şimdi de sen dene. Gördünüz mü? Hayır! Zaman dursun. Zaman devam etsin. Sizce de biraz abartmadık mı? Sanırım abarttık. Özür dilerim. Kitty, iyi misin? Çok özür dileriz.
Hadi de, sıra sizde. Boş ver. Ama sonra gelip bana kanatlı kalbe nasıl ulaşacağını sorma. Merhaba Lena. Dreamy'nin nesi var? Bilmiyorum. Fantezi Dağı'na gidiyor. Hadi gidip onu bulalım. Tamam. Hadi gidelim. Küçük bir adım buraya, küçük bir adım oraya ve fantezi geçidi çıksın ortaya. Bir uçaktan daha yükseğe zıplayacağım. Merdiveni kullanmaktan pişman olmayacağım. Ve kanatlı kalbe ulaşacağım. Hayır, direksiyonu döndür. Direksiyonu döndür. Bekle, doğru düzgün park etmeden önce uyuyakalabilir. Evet, söyle Lenny. Şuna bak, bu çok komik. Lenny ana karakteri kendisi olan bir videonu yapmış. Hayır, bu gerçekten benim, benim. Bu harika. Sesini bile duyabiliyoruz. Bunu nasıl yapmış? Bilmiyorum ama burada kafana kısıldım ve kımıldayamıyorum. Bu nasıl oynanıyor? Hey, düğmeler burada. Ha. Hareket ediyorum. Beni sen hareket ettiriyorsun. Aa, bu sen misin? Sensin. Beni sen hareket ettirmelisin. Ben kımıldayamıyorum. Anladım. Zıplama tuşuna bas. Bu çok zor. Zıplama tuşu bu mu? Hayır, zıpla. Kanatlı kalp. Belki de çıkış oradadır. Bana güvenebilirsin. Hey! Hey! Dikkat et! Yalnız iki hakkım kaldı. Hayır. Dur! Yoruldum artık. Oyundaki karakterler hiç yorulmaz. Zıpla! Zıpla! Sen yorgun değil misin? Zıpla! Ben oynayacağım. Şey, beklemelisin. Ama sen onu elimden aldın. Sadece bir canım kaldı. Sıra sende. Hayır, sen oyna. Bana sadece Dreamy yardım edebilir. Dreamy nerede? Buradayım, ne var? Biri benden yardım mı istiyor? Dreamy, bana yardım etmelisin. Bu oyunu bir tek sen benden daha iyi oynayabiliyorsun. Tamam. Fantezi Dağı'ndan her şeyi izledim ben zaten. Ama sen bana tabletin senin olduğunu ve bu oyunu senden başkasının oynayamayacağını söylememiş miydin? Evet, özür dilerim. Buradaki her şey herkese ait. Ama lütfen bana yardım et. Tamam. Bu işi bir numaraya bırak. Evet. Vay. Hadi Dreamy. Harikasın. Hadi Lena. Hadi Dreamy. Hadi Dreamy. Evet. Ne oldu? Tablet çalışmıyor. Kilitlendi. Bizim yüzümüzden. Bir şey yap. Bekle, söylesene sen nasıl oldu da oraya girdin? Şu sözleri söylerken fark etmeden bir geçide rastladım. Bir uçaktan daha yükseğe zıplayacağım. Uçaktan daha yükseğe? Merdiven kullanmaktan. Merdiven kullanmaktan. Devamı nasıldı?
Ah evet tabii. Kanatlı kalbe ulaşacağım. Kanatlı kalbe ulaşacağım. Evet. Bak. Hey, kımıldayamıyorum. Şey, harika bir şey düşünmüşsün. Hadi geldin Mimi. Çok az kaldı. Vay, bu çok heyecanlı. Hadi bunu beraber yapalım. Kanatlı kalbe birlikte ulaşalım. Sen hala video oyununun içindesin. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın asla başaramazdım. Magic Tears! Yaşasın! En iyi oyuncu sensin. Çok kolay oldu. En iyisinden öğrendim. Vay! Harika! Bak, bir video oyunu. Hoşlanmıyorum. Kirli çorap gibi kokuyorlar. Aa, canım acıdı. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Ama bacağım iyi değil. Magic Tears Jenny! Çok komik düştün. Ama kötü yaralanabilirdin de. Vay! Biri çöp kutusunun ne demek olduğunu bilmiyor. Kim olduğunu tahmin ediyorum. Bak, dağısı da var. Hadi izleri takip edelim. Evet, başka muz kabukları da var. Hem de daha sık. Aa! Biliyordum. Muz kabuklarını etrafa saçan çevre canavarı sensin. Çevre canavarı mı? Ne? Benim adım Nena. Bunu biliyorsun Pia. Yere düştüm ve bu senin suçun. Eğer dikkatli olmazsan başka kazalara da yol açarsın. Özür dilerim. Muz yemek o kadar çok hoşuma gidiyor ki diğer her şeyi bir anda unutuyorum. Nena, bu kadar dalgın olmaman gerek. Tutti Frutti koyunu temiz tutmak zorundayız. Ama sence böyle daha güzel olmuyor mu? Celis bundan hoşlanıyor gibi görünüyor. Neyse bebekler, ben muz yemeye devam edeceğim. Böyle bir şey mümkün mü? Tutti Frutti koyu şahidim olsun ki muz kabuklarının yeni bir kazaya yol açmasına izin vermeyeceğim. Çok güzel. Bir dondurma mı? Evet, muzlu dondurma. Yakaladım, yakala. Bu muz suyu. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Tadına baksana Tina. Ne? Selam bebekler. Kabuklar beni mahvetti. Bu bebek sadece muz mu yiyor? Artık endişelenmene gerek yok. Görüyorum geleceği küremde. Biri daha düşmeden önce Nena iyi bir ders alacak. Peki gelecek ne zaman? Çünkü şu anda mahvolmuş durumdayım. Gelecek zaten burada. Hem de eşi görülmemiş bir korkuyla. Nena, hayır. Sana muz kabuklarını çöp kutusuna atman gerektiğini 1000 kere söyledim. Aa, unutmuşum. Birinin düşebileceğini anlamıyor musun? Abartıyorsun. Aa, hiçbir şey göremiyorum. Galiba dünya kayma rekorunu kıracak. Belki de ona yardım etmeliyiz. Hayır, iyi bir ders alması gerekiyor. Selam Bulut, ne haber? Bu bir kuş mu yoksa uçak mı? Hayır, bu Nena. Affedersin, dikkat et sana çarpacağım.
Dondurma da kabuklar kadar kaygan. Kurtuldun. Özür dilerim Pia. Artık etrafı kabuklarla kirletmeyeceğim. Bu sefer kesinlikle unutmayacağım. Bu çok tehlikeli. Bak şimdi Pia. Şaşıracaksın. Kabuklarla o kadar çok kaydım ki. Artık usta bir patenci oldum. Vay. Vay. Tarzın harika Pia. Bacağını kaldır. Bunu en iyi kim yaparsa ona ödül olarak bu küçük muzları vereceğiz. Ve kaymayı bitirdiğinizde kabukları nereye atacağınızı biliyorsunuz. Tabii ki çöp kutusuna.